geniş. Genel resme baktığımızda da gelişen ülke para birimlerinde şu an çok çok büyük bir oynaklık olmadığını görebiliyoruz diyelim ve yavaş yavaş buradan bir uzman yorumuna başvuralım, oraya doğru gidelim. ALB Menkul Değerli Araştırma Uzmanı Eda Önder şu an bizleri bekliyor. Kendisine hem yurt içi hem yurt dışı ile ilgili piyasa beklentilerini soracağız. Evet Eda Hanım, hoş geldiniz. İyi yayınlar. Şimdi euro dolardan bahsettik. Hafif dolar lehinde bir resimden bahsettik. 24.50'lerde bugün yatay. Önce parite ile ilgili beklentinizi rica ederim. Öncelikle iyi yayınlar. Sabah saatlerinde aslında parite doların dün akşam saatlerinde ABD seansı ile birlikte biraz değer kaybetmesiyle birlikte biraz daha pozitif seyirle güne başlamıştı. Gün içerisinde özellikle sabah saatlerinde 1.25 seviyelerine kadar bir hareketini gördük. Ancak söz konusu hareketin kalıcılığı olamadığını söylemek mümkün. Parite şu an 1.2445 seviyesinin üzerinde ve altında hareketlerine devam ediyor. 1.2445 seviyesine ilişkin olarak üzerinde ve aşağısında yön arayışı çabası içinde olduğunu söylemek mümkün. Bizler için bugün önemli olan seviye paritede 1.2445. 1.2445'in üzerinden destek alarak yeniden bugün 1.25 seviyesini hedefleyebilir. Ancak şunu söylemek gerekir ki paritede yükseliş hareketlerinin devamını görebilmesi için 1.25 seviyesinin kırılmasına ve bizim üzerinde kalıcı hareketler görmemiz gerekiyor. 1.2445 seviyesinin aşağısında ise parite zayıf seyrine devam edebilir. Yatırımcılar 1.2445 seviyesine dikkatle izlesinler diyorum. Evet, herhalde özellikle bu Avrupa Merkez Bankası'nın ikinci ihale sonuçları bugün önemli olacak gibi görünüyor. Yurt dışına baktığımızda orada petrol fiyatlarının yarattığı hareketin, daha doğrusu iyimserliğin biraz içeride kura da yansıdığını görmüştük. Özellikle dolar TL tarafında. Oradaki beklentiniz nedir? Şu an 26'ya yakın bir dolar TL paritesi görüyoruz. Dolar ciddi anlamda hem petrol fiyatlarından hem de sabah saatlerinde cari açık verimiz açıklandı. Cari açık verimiz piyasa beklentilerinin üzerinde gelse de şu an cari açıkta gerileme eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Ancak söz konusu ve cari açık verimizin bugün dolar TL üzerinde çok sert bir hareketinin olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla bugün dolar TL'de biraz daha teknik seviyeler önem arz ediyordu diye düşünüyorum. Her ne kadar şu an zayıf seyirle karşı karşıya olsak da bizler için dolar TL'de 2.25-80 seviyesi önemli. Çünkü geçtiğimiz günlere baktığımızda her ne kadar düşüş hareketlerini gözlemlesek de dolar TL hep 2.25-80'den destek alarak biraz daha yukarı yönlü hareketler gördük. Dolayısıyla bugün dolar TL biraz daha zayıf seyir görürse de 2.25-80 seviyesine dikkat edelim. Çünkü 2.25-80 seviyesinden biraz daha olumlu görünüme sahip olma çabasında olabilir. 2.25-80 seviyelerinden tekrar bir 2.26-70'leri hedefleyebilir. Ancak 2.25-80 seviyesi aşağı yönlü kalırsa bu kez dolar TL'de satış baskı, yoğun bir satış baskısıyla karşı karşıya kalabilip 2.25 seviyelerini izleyebiliriz. Eda Hanım, son olarak kısaca borsa ile ilişkin beklentinizi rica ederim. Şu an BIST 100 tam 85.000'de. Borsa İstanbul pozitif tarafta kalma çabasında ısrarla devam ediyor diyebiliriz. Dün açıkçası biraz daha olumlu görünüme sahip olmaya çalıştı. Ancak bizler için önemli olan 84.500 seviyesinin aşağısında bir kapanış gerçekleştirmişti. Bugün sabah saatlerinde sınırlı iyimserlikle başlasa da bugün ciddi anlamda yükseliş hareketlerinin, kuvvetli yükseliş hareketlerinin devamını görebiliyoruz. Sabah saatlerinde şu anki seyrine baktığımızda 84.500 ila 85.000 seviyeler arasında bir yer edinme çabasındaydı. Bugün Borsa İstanbul'un ciddi anlamda olumlu bir görünüme sahip olabilmesi için bu bandın üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor ki biz tekrar Borsa İstanbul tarafında olumlu bir görünüme sahip olduk diyebilelim. 84.500 ila 85.000 bandında bir yer edinme çabasında üzerindeki hareketlere dikkat edelim. Evet, ALB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Eda Önder, çok teşekkürler yorumlarınız için. Evet, Türkiye'de cari işlemler dengesi açıklandı. Önemli bir veriydi ama tabii hemen önümüze bakmamız